Akgünler Otomotiv'in ihtarındayız. Yanımızda Süleyman Akgün var. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Bu güzel iftar programı ile ilgili önce bir bilgi alsak sizden kısa. Bizim bu Ford Trucks geleneksel Akgün iftar yemeklerini geleneksel hale getirdik. Kendi müşterilerimizde bütün kamyon, çekici, pazarında insan serisi pazarında olan tüm kamyon müşterilerimizi her sene iftarda buluşturuyoruz. Yeni modellerimizi tanıtıyoruz. Yeni ürünlerimizi test ettiriyoruz. Ondan dolayı gayet bu şeyde memnunuz. Peki Akgünler Otomotiv kaç yıldır Akgünler Sakarya sektöründe? Akgünler Otomotiv 32 seneden beri Sakarya'da Ford bayiliğini ve Ford Trucks bayiliğini devam ettirmektedir. Bunun bu sene 2015 senesinde Fiat bayiliğini ve Volvo bayiliğini bünyesine katarak otomotiv sektöründe büyüyoruz. 32 sene bu sektör için oldukça uzun bir zaman olsa gerek. Evet, bizim için de büyük bir tecrübe. Bunu Otosan ve Koç grubunla yaptığımızdan dolayı bu bayiliklerimizde de gayet memnunuz. Biz Koç grubundan çok şeyler öğrendik. Ondan dolayı bizim birer grubumuza da çok şeyler öğrettik. Ondan dolayı gayet memnunuz. Sakarya'da daha çok hangi modellerimiz tutuluyor? Ford olarak konuşalım. Arkamızda Sakarya'da çok büyük modeller var mesela. Şu anda en çok tutulan modellerimiz İnsat serisi. Genellikle Sakarya'da beton santrallerin, harfiyatların ve kum ocaklarının olduğu konumda genellikle İnsat serisini daha çok şey yapıyoruz. Daha sonra çekici pazarında da gayet iyiyiz. Biz Sakarya, Düzce ve Bolu bölge bayiliğini yapmaktayız. Ondan dolayı bu bölgede gayet iyiyiz. Yeni modellerimize ses getirecek modeller var mı? Şimdi beygir gücü olarak şu anda 41-42 ve 41-48 olarak yeni modellerimiz de geliyor. Geldi yani. Akgünler Otomotiv olarak siz herhalde ikinci kuşak mı oluyorsunuz yönetimde? Üçüncü kuşak mı maşallah? Herhalde böyle gidecek kuşaktan kuşağa. Büyüklerimizden otomotiv sektörü için ne gibi nasihatler aldınız? Ya da Akgünler ailesinin prensipleri yani nelerdir bizim desem? En büyük şeyimiz ayrı olarak birbirimize bağlılığımız, birbirimize olan kardeşler arasında babanın bırakmış olduğu mirası daha iyi bir yere götürmek, daha iyi bir yere getirmek. En büyük şey kardeşler arasında birlik ve beraberliğin olması, sen ben olmaması, bu çok güzel bir şey. Ondan dolayı birlik ve beraberliğin ilerideki gelecek nesillere de, gelecek kuşaklara da bu şekilde aktarıyoruz. Neden sordum bunu? Çünkü Akgünler Otomotiv olarak özellikle müşteri memnuniyeti konusunda bir hayli ileridesiniz. Takdir gören bir grupsunuz. O yüzden sordum, böyle aile prensibinde müşteri memnuniyeti çok ön sıradadır gibi. Müşteri memnuniyeti olduğu müddetçe sektörde her zaman ayakta kalırsın. Ve otomotiv sektörü en büyük şey müşterilerimiz aldığı araçları memnun olması lazım ki etrafına, çevresine, bundan sonraki alacağı arabayı da yine Akgün Otomotiv'den alması lazım. Akgünler otomotiv sanayi sektörü dışında başka bir iş dalıyla da uğraşıyor mu? Bizim esas tuğla ve kiremit sektöründe ilk başlangıç şeyimiz 1925 senesinde dedem eşliği olan tuğlacılıkla başladık. Bugün 11 tane fabrikamız, seramik fabrikamız, tuğla, kiremit, vitrifiye ve banyo dolabı üretimi yapmaktayız. 25 ülkeye ihracat yapmaktayız. Grup olarak Türkiye'de ilk 500 firma arasındayız. Kaç kişiye ekmek veriyoruz diyelim o zaman? 4000 kişiye şu anda istihdam sağlıyoruz. Maşallah. Evet. Bu güzel iftar için de birazdan inşallah hep beraber iftar yapacağız. Bunun için de biz teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sunum da oluyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Oldu. Sağ olun.